Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü bölümümüzde evinizin düzenini korumanın püf noktalarını paylaşacağım sizlerle. Özellikle yoğun bir yaşam tarzına sahipseniz evinizi düzenli tutmak bazen zor olabilir. Dağınıklık gözünüzü korkutmasın. Çünkü bugün sizlerle evinizi düzenli tutmanın pratik yollarını keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evinizdeki önemli eşyaları, örneğin faturaları, kullanma kılavuzları ve garanti belgelerini bir arada saklayın. Bu şekilde acil durumlar veya beklenmedik olaylar karşısında hazırlıklı olursunuz. Bir eşyanın bozulması veya arızalanması durumunda bu yöntem ile garanti belgelerine ve kullanma kılavuzlarına hızlıca erişebilirsiniz. Evinizde alışveriş listeleri, yemek planları ve gelecekte yapacağınız etkinliklerin takvimini tutabileceğiniz bir köşe oluşturun. Bu hatırlatma köşesi ev halkının günlük yaşamını daha organize bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır. Her evde mutlaka eşyaların karıştığı ve biriktiği bir alan vardır. Örneğin odanın bir köşesi. Gelen mektup ve faturaların, anahtarların ve çantaların durduğu alanlar. Düzeltmeniz gereken öncelikli alanlar bu alanlardır. Dağınık bir yere eklenen bir başka nesne fark edilmez ve dağınıklık büyür gider. Ancak boş bir yere koyduğunuz nesne tek başına ortada durduğundan gözünüzü rahatsız edecektir. Bu evin her alanı için geçerlidir. Saklama kapları ve kutuları yerden tasarruf etmenizi sağlar ve sıklıkla kullanmadığınız eşyalar için harika bir çözüm olabilir. Sevdiğiniz tarzda tek bir saklama kutusu tercih edin. Birbiriyle uyumlu saklama kapları ve kutuları daha düzenli görünecektir. Uyumlu saklama kutuları evinizde bir bütünlük, görsel olarak da daha hoş bir ortam oluşturur. Eğer dolaplarınızın üst kısımlarında boşluk varsa, buralara kolayca monte edilebilen raflar satın alıp yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu sayede evinizde dağınıklığı azaltabilir ve eşyalarınızı daha düzenli bir şekilde organize edebilirsiniz. Bir başka önerim ise salonunuzda düzeni sağlamak için belirli bölgeler oluşturmaktır. Örneğin kitap okuma köşesi, keyif köşesi ve oyun alanı. Umuyorum bugünkü bölümümüz size ev düzeni konusunda yeni fikirler ve motivasyon sağlamıştır. Şimdi bir çay keyfi yapabilirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.